Rehberlik servisinde tüm öğrencilerimize merhabalar. Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda psikoloji dersi birinci dönem ikinci yazılı soruları en son hazırlanmış yeni müfredata uyumlu 20 soruluk bir test sınavıdır arkadaşlar. Şimdiden sizlere başarılar diliyoruz. Tabii ki kanalımıza abone olmanızı da sizlerden Şimdilik rica ediyoruz. Videolarımıza like'larınızı ya da beğenilerinizi diğer bir deyişle yorumlarınızı da bekliyoruz. Evet hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Salbaş Anadolu Lisesi'nde psikoloji dersinde yapılan sınavda öğretmen garip bir soru sormuş. Yukarıdaki yazıyı doğru okuduysanız bu hatalı yazılmış yazıyı okumanızı sağlayan durum aşağıdaki kavramların hangisiyle adlandırılır? Evet arkadaşlar yazıya baktığınız zaman yazıda bütün harflerin yeri değişik olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Evet. Sal baş düzgün yazılmamış Anadolu. Hiçbir kelimesi düzgün yazılmamış. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama birinci ve son harfi yerli yerinde yazıldığı için biz bu kelimeleri doğru olarak bir bütün olarak baktığımız için doğru olarak okuyoruz. İşte bu yazıyı bize doğru okunmamızı sağlayan durum aşağıdakilerden hangisidir? İllüzyon halüsinasyon, psikolojik illüzyon, derinlik algısı, algıda örgütlenme. Evet. Biz buna sevgili gençler algıda örgütlenme diyoruz. Doğru cevabımız o halde ne olacak? A, E, e seçeneği olacak. Algıda örgütlenme şeklinde. Evet hemen geçelim ikinci sorumuza. Psikolojinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Biliyorsunuz psikoloji biliminin amaçlar vardı. Biraz şu yazıyı büyütelim arkadaşlar. Sanki biraz küçük gibi geldi bana. Daha rahat görebilmeniz için bir daha. Evet şimdi iyi oldu sanırım. Evet psikolojinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım. İnsan davranışlarını tanımlama var mı? Elbette ki var. İnsan davranışlarını anlama ve açıklama. Evet bu da var arkadaşlar. İnsan davranışlarını tamamen değiştirme. Değiştirme. İnsan davranışlarını etkileme ve kontrol etme. Yani kontrol altına alma. İnsan davranışlarını önceden kestirebilme. Yani öngörüde bulunma. Ama insan davranışlarını değiştirmek gibi bir amacı yok. İnsan davranışlarının nedenini araştırır arkadaşlar. Psikoloji birimi değiştirmek gibi bir amacı yoktur. C seçeneği. Aşağıda verilenlerden hangisi duyum ile algı arasındaki ilişkiyi doğru belirtmektedir? Evet duyum ile algı arasındaki ilişki nedir arkadaşlar? Önce duyum gelir duyumun yani duyu organlarımızın almış olduğu verileri beyine ulaştırır sinirler yoluyla. Beyin ise bunu yorumlar, anlamlandırır yani algılar. Duyum daha sonra ne gelir? Algı gelir. O halde duyum duyu organları aracılığıyla uyarıcıları fark etmektir. Algı ise o uyarıcıları yorumlamaktır. Evet. Fark etmek ve yorumlamak. Bakalım fark etmektir. Duyum uyarıcıyı fark etmek, algı ise yorumlamaktır. Evet, direkt A seçeneği doğru cevabımız sevgili gençler. Hiç diğer seçenekleri gidip uzatmaya gerek yok. Hemen geçelim dördüncü sorumuza. İllüzyon ile halüsinasyon arasındaki temel fark. Evet, aralarında 4-5 fark var. Ancak temel fark soruluyor burada sevgili arkadaşlar. Temel fark nedir? İllüzyonda olan uyarıcı Farklı algılanırken, halüsinasyonda olmayan uyarıcı varmış gibi algılanır. Varmış gibi algılanır. Evet, birinde uyarıcı var, diğerinde ise halüsinasyonda da uyarıcı yoktur. Temel farkı budur arkadaşlar. Bakalım, ülasyonda uyarıcı varken halüsinasyonda olmayan uyarıcı algılanır. Evet, yine doğru cevabımız A seçeneği. Diğerlerini giderek zaman kaybetmeyi gerek. Yok. Geçelim 5 sorumuza sevgili gençler. Aşağıdakilerden hangisi korelasyon için söylendiğinde doğru olmaz. Evet, korelasyon nedir arkadaşlar? İki durum arasındaki ilişki durumunu, iki veri ya da iki değişken arasındaki ilişki durumunu ortaya koyan değişkeni biz ne diyoruz? Korelasyon negatif, pozitif, nötr olmak üzere üç tür korelasyonumuz vardır. Pozitif korelasyon vardır. Evet doğru. Negatif vardır. Korelasyonda 3 değişken olmak zorundadır. Hayır 3 değişken olmak zorunda değildir arkadaşlar. 2 değişken. Korelasyonda iki değişken vardır. Yani bu olmaz. Nötr korelasyon evet vardır. Artı 1 eksi 1 arasındaki bir değer de oynar. Evet doğru. O halde doğru cevabımız C seçeneği. 3 tane değişken değil. 2 değişken olması gerekiyor. Korelasyonda 6. Algıda değişmezliğin gerçekleşmesi için gerekli olan temel koşul. Evet, algıda değişmezliğin olabilmesi için bir ön koşulumuz var arkadaşlar. Bu koşul gerçi olmadan algıda değişmezlik gerçekleşemez. Nedir bu? Algıda değişmezlik. Mesela portakalın gecede karanlık bir ortamda yine sarı turuncu olarak algılıyorsanız o portakalı daha önce de görmüş ve turuncu olduğunu bilmeniz gerekiyor. O halde algılanan nesneyi daha önceden tanımanız gerekiyor. Bakalım. Temel e, koşul budur. Algılanan nesnenin daha önce tanınıyor, biliniyor olması gerekiyor. Algı için gerekli koşulların tamamı olmalıdır. Evet olmalıdır ama değişmezlik için değil. Algılanan nesnenin daha önce tanınıyor olması gerekir. Doğru cevap B seçeneği. Hiç başka yere giderek vaktimizi harcamayalım. Algıda değişmezliğin ön koşulu, temel koşulu algıladığınız değişmezlik değişmeden algıladığınız nesneyi daha önce de tanıyor olmanız gerekiyor. 7. Bedenin boy ağırlık yönünden artışı. Evet boy ve ağırlık yönünden artışı hangi kavramla ifade edilir? Hangi kavramla açıklanır demişiz arkadaşlar. Beden boy ağırlık olarak artmasına biz büyüme diyoruz sevgili gençler. Doğru cevap B seçeneği büyüme olacak. 8. soru. Bulunduğumuz ortamda çok ufak bir koku değişikliği olduğu zaman kokunun değiştiğini fark etmeyiz. Ancak biraz daha yüksek miktarda bir değişiklik söz konusu olduğu zaman ortamdaki koku değişimini hemen fark ederiz. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Mesela aydınlık bir odada şöyle diyelim 300 wattlık Işık tarafında, lamba tarafında ya da ampul tarafından aydınlanan bir odada 310 yani 10 amper daha, 10 watt daha eklediğimiz zaman herhangi bir ışık değişimi hissedemeyiz. Ama 200 amper ya da 200 volt daha eklediğimiz zaman oradaki ışık artışını hemen fark ederiz. Buna da psikoloji biliminde duyum eşik, fark eşiği denir arkadaşlar. Fark eşiği yani uyarcının değiştiğini fark etmeye ne denir? fark eşiği denir. Doğru cevap A seçeneği olacak 8. soruda. Burada duyum eşiğine çoğu arkadaşımız gidebilir ama doğru cevap fark eşiği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Piaget? Evet, Piaget arkadaşlar. Ahlak gelişimi dışsal kurallara bağlılık dönemi. Evet. Dışsal kurallara bağlılık döneminin özelliklerinden birisi değildir diyor. Dikkat edelim. Şimdi altını çizelim. Hangisi dışsal kurallara bağlılık dönemi yani 6 ile 12 yaş arasında gerçekleşir bu dönem arkadaşlar. Şöyle yazalım 6-12 yaş arasındaki dönemin bir özelliği değildir. Kurallar kabul edilir. Evet ka koşulsuz olarak kabul edilir. Doğru. Davranışın gerisindeki neden dikkate alınmaz. Evet neden değil. Ne dikkate alınır arkadaşlar? Sonuçların fiziksel durumu yani kaç bardak kırdığın önemlidir burada. O bardağın için kırdın önemli değildir. Evet dikkate alınmaz. Doğru kurallara değişebileceğine inanırlar. Hayır kurallar koşulsuz kabul ediyor ise değişebileceğine inanmazlar arkadaşlar olmaz. Kuralları izlemede evet tutarsızlık gösterirler. Otoriteye uyum kesinlikle söz konusudur. Doğru cevap C. Kurallar onlara göre değişmez. 10. İyi kötüyü yapılan etkinliğin fiziksel sonuçların belirlediği evet Kuralların değişmez olarak algılandığı, ahlak gelişimi dönemi aşağıdakilerden hangisi? Aa yukarıdaki soru bunun cevabı aslında arkadaşlar. 9. soru 10. sorunun cevabı. Bu hangi dönemdi? Dışsal kurallara bağlılıktı değil mi? Az önce yukarıda bunları saydık zaten. İyi kötü yapılan etkinliğin fiziksel sonuçlarından belirlediği. Yani yukarıda dedik ya. Önemli olan kaç bardağın kırıldığıdır onlara göre. Bardak belki iş yaparken yanlışlıkla da kırmış olabilirsin. Yoksa kötü niyetle de kırmış olabilirsin. Ama onun için ne için kırıldığı değil, kaç tanenin kırıldığı önemlidir. Yani doğru cevap A seçeneği 11. Aşağıdakilerden hangisi negatif korelasyon örnek değildir. Negatif korelasyon nedir arkadaşlar? Verilerden biri artarken diğerinin azalması. Yani zıt yönde gitmesidir. Yorulan öğrencinin dersi anlayamaması. Evet, yorgunluk arttıkça ders anlayamama da artmış. Burada yok. Sınav kaygısı yükselen öğrencinin başarısının düşmesi negatif korelasyon örnek var mı? Evet, var. Sınav kaygısı yükseliyor. Başarı ne oluyor? Düşüyor. Kısa boylu basketbolcunun daha fazla evet boy kısalıyor ama basketbolcu fazla sayı artıyor. Zeka seviyesi yüksek olan öğrencinin ders başarısının düşük olması, e biri artarken biri azalıyor. Renkli gözlü filizin sınavda yüz alması. Yani e, korelasyonla burada ne vardır? Nötr korelasyon. Alakası yok. Evet herhangi iki veri arasında, iki durum arasında bir ilişki yok ise biz buna ne diyorduk? Nötr korelasyon. Renkli gözlü birinin sınavda yüz alması nötr bir korelasyondur sevgili gençler. 12. soru. Yeni doğan bebeklerin etkilere karşı tepkilerinin refleksif yani reflekslerle meydana gelmesinin nedenini soruyor. Evet arkadaşlar, bunun nedeni sinir sisteminin gelişmemiş olmasıdır. Evet, sinir sistemi gelişmemiş ise reflekslerle çok fazla tepki verilir. Bakalım. Sinir sisteminin olgunlaşmaması evet yine doğru cevabımız hemen A diğerlerine giderek vakit harcamak istemiyorum. Reflekslerin sebebi sinir sisteminin zayıflığıdır. Mesela bazı insanlarda da çok fazla refleksif davranışları vardır. İşte o tür insanların sinir sistemleri fazla gelişmemiş demektir sevgili gençler. 13. Duyumun gerçekleşebilmesi için bazı şartlar, a bazı, z harfi burada düşmüş, bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu şartlar arasındadır? Bakalım, uyarıcı olmak zorundadır. Evet, duyum olabilmesi için uyarısı şart. Sağlıklı duyu organı şart. Uygun ortam, yani geçirgen ortam, yani sesi mesela iletecek ortamın olması şart. Sağlıklı sinir sistemi elbette ki şart. Uyarıcının eşikler arasında, evet eşiğin altında ya da üstündeyse bu uyarıcıyı zaten algılayamamız, bu da şart. O halde 5 beş seçeneğin, 5'i de olan seçeneği arayacağız, 5'i de gerekiyor duyumun gerçekleşmesi için bu beş tane koşul gerekli sevgili gençler de seçeneğinde birleşiyor. Birbirine yakın olan uyarıcıların bir grup. Evet birbirine yakın olan uyarıcıların grup olarak algılanması aşağıdakilerden hangisi tarafında hangi kavramla açıklanır? Benzerlik, yakınlık, süreklilik, tamamlama, şekil, zemin ilişkisi. Evet birbirine yakın mesela 336, 40, 88. Bu bir cep telefonudur. 336, 45, 88 neden bu şekilde okuyoruz? Birbirine yakın oldukları için. Şu şekilde olabilir değil mi? 33 645 88. Evet bu şekilde bu, e, bu sefer 33, 645, 88 olarak okuduk. Neden? Birbirine yakın olan nesneler bir grup olarak algılanır. Doğru cevap bu halde B seçeneği. Geçelim 15. sorumuz algı alanında bulunan ve aynı yönde giden birbirinin devamıymış gibi görünen özellikle vitrinlerdeki akan ışık şeklinde kendini örneklendiren kavram aşağıdakilerden hangi seçenekte verilmiştir? Evet ne diyor? Aynı yönde giden birbirinin devamıymış gibi görünen biz bunlara ne diyoruz? Algıda süreklilik ya da algıda devamlılık arka arkaya giden şeyler birbirinin devamıymış gibi görünür. 16. sorumuzu cevaplandıralım. Ceren ablası Ecem'le sokaklarda dolaşırken karanlıkta siyah görünen kırmızı kazağın yine kırmızı olduğunu ablasına söylemiştir? Ceren'in burada siyah görünen kaza kırmızı demesi Aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Evet Ceren daha önce o kazan kırmızı olduğunu biliyor. Yani bir ön bilgiye sahip. Karanlıkta siyah görünmesine rağmen Ab, abla bu yine kırmızıdır diyor. Siyah değildir diyor. Bunun sebebi az önce yukarıda bir soruda bunun tanımını yapmıştık. Neydi? Algıda değişmezlik değil mi? Algıda değişmezlik için ne gerekiyordu? Algılanan nesnenin daha önce tanınıyor olması gerekiyordu. 17. Mehmet yeni mezun olmuş. Doktorluk görevine başlamıştır. Mehmet hastalarını görünce çok üzülüyor. Hatta hastalarını kaybedince aileleriyle beraber ağladı olmuştur. Belli bir süre sonra artık ölen hastalarının arkasında üzülmemeye başlayan Mehmet'in durumundaki bu değişiklik aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Burada daha çok öğrencilerimiz alışma ile duyarsızlaşma arasına düşmektedir. Çoğu öğrencimiz buna alışma diyor. Hayır, alışma duyusaldır arkadaşlar duyusal bir durumdur. Duyarsızlaşma ise duygusaldır. Duygusal. Evet, burada Mehmet doktorun duygusal olarak artık duruma uyum göstermesidir. Bu da duyarsızlaşmaya örnektir, alışmaya örnek değildir. 18. sorumuz. Bazı durumlarda bazı nesneler eksik olsa dahi biz onları eksiklikleri olmadan algılamaya devam ederiz. Evet. Eksik olsalar dahi biz onlar sanki tamammış gibi mesela eczane kelimesinin C harfi düşmüş olsa bile biz onu yine eczane olarak okuruz. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır arkadaşlar? Elbette ki eksikliklerin tamam olarak okunması, algılanması algıda tamamlamaya güzel bir örnektir sevgili gençler. Geçelim bir sonraki sorumuza. Bayağı yorulduk ama. 18, 19. soruya geldik. Sonra. Evet. Her bakımda eşleştirilmiş iki grup öğrenci üzerinde belli bilgi birikiminin öğrenme performansı. Evet ne ölçülüyor? Bilgi birikiminin öğrenme performansı üzerindeki etkisi araştırılmak için bir deney yapılmış. Gruplardan birisi konu ile ilgili altyapısı olmayan öğrencilerden seçilmiştir. Evet. Altyapısı olmayan yani bilgi birikimi olmayan öğrencilerden seçilmiş aynı konu, aynı hoca tarafından her iki gruba da aynı ortamda anlatılmıştır. Evet iki grup öğrenci alınmış. Yaş, zeka ve cinsiyetleri aynı olan iki grup öğrenci. Biri konu hakkında daha önce bir bilgi birikimi var. Birinin herhangi bir bilgi birikimi yok bu konu hakkında. Aynı hoca tarafında aynı koşullarda anlatılıyor. Bilgi bakımından altyapısı olmayan grubun başarısı diğer gruptan düşük. Evet Ön bilgisi olmayan grubun başarısının daha düşük olduğu görülmüştür. Bu deneysel çalışmadaki bağımsız değişken ile bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir? Bağımsız değişken neydi arkadaşlar? Sonuca etki eden, evet sonucağı sonuca etki eden Burada sonuca etki eden nedir? Bilgi birikimidir değil mi? Evet, bilgi birikimi sonuca etki ediyor. Çünkü bilgisi olmayan daha düşük başarıya sahip oluyor. E, o halde bağımsız değişken nedir? Bilgi birikimi. Bağımlı değişken ise sudur arkadaşlar. Bağımsız değişkene bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur. Bağımlı değişken nedir? Sonuçtur. Buradaki sonuç nedir sevgili gençler? Evet, öğrenme performansı daha düşüktür değil mi? Evet, grubun başarısı yani başarı durumu ya da öğrenme performansı daha düşüktür. O halde ne diyeceğiz? Bağımlı değişken öğrenme performansı ya da ne olacaktır? Başa, düşük başarı olacaktır. Bu seçenekleri bulacağız. Başarı ortam hayır olmaz. Öğretmenin performansı başarı hayır. Bilgi birikimi evet, bilgi birikimi bağımsız değişkendir. Öğrenme performansı evet doğru arkadaşlar. Bilgi birikimi burada nedir? Bağımsız değişkeniydi. Öğrenme performansı yani başarının düşük olması ise neydi? Sonuçtu. Yani bağımlı değişkendi. İşte cevabımız bu. Güdülenme, öğrenme performansı hayır. Bilgi birikimi, ortam hayır. Doğru cevap C seçeneği. Geçelim 20. soruya. İllüzyon fiziksel ve psikolojik olarak iki ayrılır. Aşağıdaki illüzyon türlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Evet, psikolojik illüzyon arkadaşlar kişinin duygu durumuna göre değişir. Kişiden kişiye değişen bir durumdur. Fiziksel illüzyon ise herkeste aynı yanılgı meydana gelir. O halde fiziksel illüzyon nesneldir. Psikolojik illüzyon ise özneldir. Bakalım. Yerdeki hortumu yılan olarak algılamak bir korkunun ifadesidir arkadaşlar. O halde özneldir bu. Karanlıktaki ağacı hırsız olarak algılamak bu da bir e, psikolojik durumdur. O halde öznel kişiden kişiye değişebilir. Bir hırsız için sallanan bir ağaç e, bir polis olarak görünebilir ama e, köpekten korkan biri sallanan bir ağacı saldırgan bir köpek olarak algılayabilir. Dikine çizgili kıyafet birinin daha zayıf algılamak işte bu nesneldir. Herkes de aynı yanılgıyı meydana getirir. Aç birinin yerdeki sünger parçasını ekmek olarak algılar ama tok biri onu ekmek olarak algılamaz. Kişiye göre değişen öznel bir durum. Arkadaşını bekleyen birinin duyduğu sesi arkadaşına ait olduğunu sanması bu da öznel bir durumdur. O anda duygu durumuna göre, beklediği bir duruma göre hareket ve algı meydana gelmiştir. O halde doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet sevgili arkadaşlar sınavımız burada sona erdi. Sizlere başarılar diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu yazılı sorularını sevgili gençler videonun altındaki link e, linkte ya da felsefeakademisi.com evet şu sitede indirebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başarılar diliyoruz.